Selamlar herkese. Biliyorum 2 haftalık bir ara oldu. Kusura bakmayın, evle ilgili halletmem gereken işler vardı ama geri döndüm. Artık düzenli olarak her hafta bir video en az yükleyeceğim YouTube'a. Bu videoda eyvah kilo vermem durdu, ne yapacağım, nasıl çözeceğim diyenler için harika öneriler yapacağım. Nasıl kilo vermeyi tekrar hızlandıracağımızı konuşacağız. Çünkü bu bana Instagram'da en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi. Diyete başlıyoruz, gayet güzel ama birinci hafta işte 3 kilo 5 kilo veriyoruz. İkinci hafta geçiyor, sonra üçüncü, dördüncü haftalarda bir duraklama başlıyor. Hatta tamamen duruyor birinci aydan sonra. İşte orada ne yapacağız? Neden duraklamaya giriyoruz? Bu videoda bunları konuşacağız ve size harika öneriler vereceğim ki bu duraklama dönemini çok kolay atlatabilin diye. Diyete başlamak isteyenler, zayıflamak isteyenler için şurada yaza fit gir, 15 günde 5 kilo ver ve 21 günde zayıfla videolarımız var. Onları izleyin, Instagram'daki listeleri uygulayın. Siz de çok kolay kilo vereceksiniz ama listeleri harfi harfine uygulamak önemli burada. Uykunuza, beslenmenize ve sporunuza dikkat edeceksiniz. O listeleri uygulayarak kısa sürede ciddi kilo veren arkadaşlarımız oldu. Hala da yolculuklarına devam ediyorlar. Instagram'da zayıflayanların hikayelerini de paylaşıyorum zaten. Onları da oradan görebilirsiniz. Evet, şimdi zayıflamaya başladık. Her şey gayet güzel gidiyor. Haftada 1 ila 3 kilo arasında vermek idealdir. Bu tamamen sizin metabolizmanıza bağlı, kronik hastalıklarınızın olup olmamasına bağlı, yaşam tarzınıza bağlı, spor yapıp yapmamanıza bağlı. Dolayısıyla ne kadar verildiği de kişiden kişiye değişir. Ama eğer bir duraklama dönemine girdiyseniz ilk soracağım size, elinizdeki diyet listesini harfiyen uyguluyor musunuz? Ben mesela sabah ve öğlenleri meyve veriyorum. Sabah ve öğle dışında meyve yiyor musunuz? Şekerli gıdaları kestiniz mi? İnek sütü ürünlerini kestiniz mi? Hala makarnaydı, pirinç pilavıydı, bunları yiyor musunuz? Akşamları bakliyat yemeyin diyorum ben mesela. Akşamları bakliyat yiyor musunuz? Bunları kontrol edin. Eğer bunları hala uygulamıyorsanız bunları uygulamakla işe başlayın lütfen. İkinci olarak diyet sürecinde lütfen kalori kısıtlamasına gitmeyin. Düşük kalori almak, çok düşük kalorili diyetler yapmak da yine metabolizmanın yavaşlamasına neden olur. Çünkü vücut kıtlık moduna alır kendini. Açlık da hissetmeyin keza. Ben aralık oruç yaptırıyorum ama mesela danışanlarıma şunu söylüyorum ve takipçilerime de kesinlikle açlık hissetmeyin. Öğünlerde doyuncaya kadar sağlıklı gıdalardan yiyin. Doymuş olarak sofradan kalkın. Eğer doymuş olarak sofradan kalkmazsanız, aç hissederseniz ya da düşük kalorili diyetler yaparsanız, yok su orucu, yok işte pirinç orucu, detokslar, kısa süreli detokslar, onlardan yaparsanız eğer vücut yine kıtlık bilincine girer. Yani bana yemek gelmeyecek, onun için yağ yakmayı durdurayım diye düşünür ve yağ yakmayı gerçekten durdurur. Beyin vücuda böyle bir sinyal gönderir. Onun için lütfen aç kalmayın. Düşük kalori diyetler uygulamayın, su orucu gibi diyetler uygulamayın. Doya doya sofradan kalkın. Üçüncü olarak kilo vermeniz gerçekten durdu mu? Buna bakalım. Yani dediğim gibi ilk haftalar daha fazla kilo verirsiniz ama sonrasında bu biraz yavaşlar. Çünkü vücut artık, beyin artık vücuda bir tehlike mi var, neden kilo kaybediyoruz, metabolizmayı yavaşlat gibi sinyaller göndermeye başlar. Onun için de metabolizmanız ilk haftalara göre biraz daha yavaşlayabilir. Kilo verme miktarınız da biraz daha düşebilir ama panikleyecek bir şey yok. Sistemli ve ısrarlı bir şekilde siz listeleri uygularsanız, yapmanız gerekenleri yaparsanız kilo vermeye devam edebilirsiniz. Neden ilk haftalardaki kadar çok olmuyor diye sormayın. Dediğim gibi ilk haftalarda vücut o zaman ayak diremiyor. Sonrasında ayak diremeye başlıyor. Beyin çünkü bir tehlike hissine kapılıyor vücut kilo verdikçe. Tamamen hiç kilo vermiyorsanız o zaman dediğim gibi listeleri uygulamaya devam edeceksiniz. Bunun dışında düzenli olarak sporunuzu yapmak, susuz kalmamak, düzenli olarak suyunuzu içmek gibi şeyleri de yine listelerde verdiğim şeyleri de yapmanız gerekiyor. Çünkü eğer o hafta uykusuz kalmışsanız, stresli bir hafta geçirmişseniz, regl gibi özel dönemlerden birinin öncesinde ya da içindeyseniz
yine kilo vermeniz de yavaşlar, durur hatta metabolizmanız çünkü. Çünkü vücut zorlanıyordur, bağışıklık sistemini güçlü tutabilmek için metabolizmayı yavaşlatır. Onun için uykusuzluk, stres gibi faktörleri de ortadan kaldırmak gerekiyor. Aynı zamanda stres ciddi olarak vücudun ödem tutmasına, çünkü asitlenmeye yol açan bir şey, yine stresi de bir şekilde bertaraf etmek gerekiyor. Bununla ilgili zaten tavsiyeleri hem Instagram'dan hem YouTube'daki diğer videolarımda veriyorum biliyorsunuz. Hormonal değerlerinizde değişikliğe yol açacak, kan değerlerinizde değişikliğe yol açacak bir sıkıntı yaşadınız mı, bir hastalık geçirdiniz mi? Bunlara da bakmak gerekiyor. Eğer böyle bir şey varsa yine bu metabolizmanın yavaşlamasına neden olur. Burada da yine bu nedenleri ortadan kaldırmak önemli. Kilo vermenizi durduracak bir başka faktör de farkında olmadan atıştırıyor olmanız. Mesela danışanlarım da takipçilerim de bunu çok hissetmiyorlar. İşte bir tane bisküvi attım ağzıma, bir tane kayısı attım ağzıma, bir tane erik attım ağzıma diyebiliyorlar. Evet, o bir tane miktar olarak küçük. Ama vücudun metabolizmasında yarattığı etki aynı. Yani siz oturup bir tabak yemek de yeseniz, bir tane erik de yeseniz aynı etkiyi gösteriyor. İnsülin salgılanıyor, bu da insülin direncine yol açıyor. Onun için sizden ricam lütfen öğünlere sadık kalın. 2 öğün besleniyorsanız sadece 2 öğünde yemek istediklerinizi yiyin. 3 öğün besleniyorsanız sadece 3 öğünde yemek istediklerinizi yiyin. Öğünler dışında ağzınıza bir fermuar çekin. Sadece şekersiz çay, kahve ve bitki çayları için öğünler dışında. Dediğim gibi farkında olmadan arkadaşım bir tane bisküvi getirdi, ondan ağzıma bir tane attım. İşte canım çayın yanında kuru yemiş çekti, 3-5 tane badem yedim. Bu tarz atıştırmalar sizin insülin direncinizin oluşmasına neden olur, metabolizmanızı yavaşlatır. Onun için lütfen öğünler dışında yemeğin tadına dahi bakmayın, sakız da çiğnemeyin. Bunları yaparsanız metabolizmanız hızlanır zaten. Ayrıca metabolizmayı hızlandırmak için neler yapmak gerekir? İçtiğiniz su miktarını artırabilirsiniz. Suyu biliyorsunuz alkali içiyoruz. Limonlu ya da karbonatlı içiyoruz daha fazla etki etmesi için. Suyu bol bol içmekte tereddüt göstermeyin. 20 kilo başına 1 litre su içiyoruz. Yani 60 kiloysanız 3 litre su, 80 kiloysanız 4 litre su içmeniz gerekiyor vücudunuzdaki yağların yakılması ve yağların yakılmasıyla ortaya çıkan asitlerin atılması için. Yine metabolizmayı hızlandırmak için yapabileceğiniz bir diğer önemli şey de sporu artırmak. Spor yapmasak olmaz mı? Sporsuz zayıflayabilir miyiz? Spor yapmak için zamanım yok gibi pek çok serzeniş geliyor. Elbette ki aralıklı oruç yaparsak zayıflarız. Ama bu uzun bir zamana yayılır. Siz kısa sürede sonuç almak istiyorsunuz. Kısa sürede sonuç almak istiyorsanız o zaman spor yapmanız gerekiyor. Ama bu spor kafanızda şöyle büyümesin lütfen. Spor salonuna gitmem gerekiyor, ağırlık kaldırmam gerekiyor, bisiklet çevirmem gerekiyor, işte pilates yapmam gerekiyor, yoga yapmam gerekiyor, buralara gitmem gerekiyor. Böyle kafanızda büyütürseniz o spor yapılmaz hale gelir. Sporu günlük yaşamınıza adapte edin. Yol yürüyün, merdiven çıkın ya da evde dizi izlerken olduğunuz yerde koşun ya da hızlı tempoda yürüyüş yapın. Bunu yaptığınız zaman günde en az yarım saat çok kolay bir şekilde kilo verirsiniz. Kilo vermenizi hızlandırmak istiyorsanız da spor yapma sürecini günde bir saate kadar çıkartmanız gerekiyor. Ayrıca spor biliyorsunuz sağlık için de çok önemli. Onun için lütfen sporu günlük hayatınızın bir rutini haline getirin. Yeme gibi, içme gibi. Bu videoda kilo vermeyi durduran nedenleri ve bunları nasıl ortadan kaldırılabileceğini anlattım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim. Sevdiklerinizle lütfen paylaşın. Bilgi paylaşıldıkça daha güzel. Sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme ile ilgili bilgiler edinmek istiyorsanız YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.